Türk futbol tarihinin 1974'ten bu yana en güzel buluşmalarından biri yarın bir kez daha Trabzon'da olacağız. Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla ligin ilk yarısında Trabzonspor İstanbul'da Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etmişti. Ee, son haftalarda oyunuyla yeniden Abdullah Hoca ile toparlanan bir Trabzonspor. Şampiyon. toparlandı onu anlamadım. Skorlarla birlikte. Son altı maçını ver bakalım Abdullah toparlanmış mı? Bakalım kupa yarı finali. Son 6 maçını olur. versin bakalım. Evet, yarına bakarsak. Yarın yani zor maç tabii. Genel rekabeti Fenerbahçe, de yönetmenimiz sevgili İbrahim. Ama Trabzonspor'un geçen hafta aldığı 5-1'lik galibiyet ma maçı da seyrettim. Öyle 5-1'lik bir maç oynanmadı. E, skor öyle çıktı. E, dolayısıyla e, ben Fenerbahçe'nin favori olacağı bir maç düşünüyorum. Ama Trabzonspor biliyorsun, bütün derbileri eden en... Favori olmadığı dönemlerde bile farklı oynayan bir Trabzonspor Hele içeride. Dolayısıyla çok ciddi ve zor bir maç Fenerbahçe'yi bekliyor. Evet. Hayır, son 6-7 maçını getirsin Abdullah Avcı'nın. O hazır değil Kaya abi. Bir anda tamam, yazılması olması gerekiyor. Maç, 11 ee... galibiyet, 6 mağlubiyet. Abdullah Hoca'nın lig performansı, evet, İsmail evet. Hoca'nın lig 34 atmış, 26 yemiş. Yani defansı SOS veriyor. Her zaman söylediğimiz gibi yani. Neredeyse attığı kadar gol yemiş. Sizlerin Dolayısıyla o ikiliyi e, bulamamak. İkiliyi bula, ikiliydi, dörtlüyü bulamadı. Önünde şeyi bulamadı. Şimdi galiba Mendy stoper falan oynatıyor. atıyor? Ee, önünde o altı numarayı istediği altı numarayı bulamadı. <laughs> Pardon. En büyük sorunu. İyi ama Trabzonsporlu yorumcular da yeni görmeye başladılar. Biz 5-6 senedir söylüyoruz. Bir iki tanesinin de hangi takımı tutacağını merak ediyorum şimdi. Onlar seyrediyorsa anlıyorlardı. Feneri bir Trabzonsporu falan. <laughs> ee, dolayısıyla Fenerbahçe'nin favori oldu ama çok zor bir maç bekliyor. Dolu tribünler Trabzon seyrediniz. Tabii canım. Evet. Son maçını oynayacak. Artık bu Trabzonspor'un e, hani ben Trabzonspor'un ben büyük bir takımım diyeceği bir maç olmalı. E, herkesin e, onu bekliyor yani. Geçen havaalanında çevirdi Trabzonsporlar beni. İçeride i̇şte içeride oynuyoruz diyorlar yani. Trabzonspor, Trabzonspor diyor. Denizli'den, Denizli'li adamlar çevirdi. Trabzonspor hı hı. Ondan sonra. Yani enteresan bir maç olur ama Trabzonspor'un bu defans zafiyeti Fenerbahçe'nin öndeki muazzam e, hucum altılısı diyelim hatta. Üç üste demeyelim. Fred'le başlayan. Yani Fred başlayan Cengiz, Cekot, Tadic. İrfan Can. İrfan Can. Ondan sonra Bahçuay'ı e, girer eee Ceko Dolayısıyla Hareket bu e, çok tehlikeli bir 5'li 6'lı oluyorlar zaman zaman. Hatta Ferdi forvet gibi oynuyor. Zaten Ferdi on numaraymış biliyor musun aslında? Evet. Sol bektiymiş. Evet. E, hep gol yollarında var. Yani Ferdi'nin e, o pozisyondaki e, performansını tek kesen adam Sergen Yalçın oldu biliyorsun Alanya maçında. Yani Ferdi'yi e, hı -hı. paralize etti o maçta. Zaten hedefi de oydu. Fatih Teki. Fatih Hoca. Fatih Hoca. Hı hı. Ama Alanya mı Antalya maçı? Alanya mıydı? Alanya maçı olabilir. Fenerbahçe Alanya maçı. Fenerbahçe Alanya maça. Dolayısıyla çok etkili bir oyuncu. şey o sayı Samuel devamlı kalenin önünde. Beceriksiz bir adam ne yapacağını bilmiyor ama hep oralarda. Dolayısıyla e, Trabzonspor defansı ile Fenerbahçe forveti arasında enteresan bir maç olabilir. Muhtemel 11lerimizde gelmiş bugünden şu dakika itibariyle. iki muhabir arkadaşımıza Kaan'a ve Dorate teşekkür edelim. Önce Trabzonspora bir bakalım. İşte Trabzonspor yönetmenimiz sevgili İbrahim'e teşekkür ediyorum. Hemen geldi. Uğurcan. Bak Ölge, mendi stoper oynatıyor. Mecburen. Artık. Evet mendi densil ikilisi gözüküyor. Eren var. Trezeguet geçen haftanın yıldızı. Trezege zaten Af Afrika Afrika Kupası'ndan bu yana bayağı bir yükseliyor formu. Gol Bence Trezege'yi yani yardıma bir iki tane daha o kalitede oyuncu bulabilirlerse Afrika'dan hiç kaşırmasınlar alsınlar. Bizka ha... mesela iyi oynuyor. Hep iyi oynuyor ama Vizka'dan yani takımda şey yok. Ee, bir bütünlük yok. Kompakt bir takım olamıyorlar. Ama Trabzons bir şey Abdullah Avcı yeni geldi diyelim aslında. Geldikten sonra da kendisi dedi yeniden yapılanıyoruz falan dedi. O yüzden bu sene Trabzonspor çok da ağır eleştirmenin bir anlamı yok. Ama Net önümüzdeki sene... Kupa hedefi var. Net bir üçüncülük, dördüncülük yarışı var. Avrupa zaten değil. üçüncü olacak gibi. Yani Santos'la Beşiktaş'ın üçüncü olabileceğini çok zannetmiyorum. Evet, bir avantajı kaptı geçen haftadan bu yana zaten. Aslında Abdullah Hoca şöyle de bir açıklama yaptı. Hani hiçbir yarış bizi ilgilendirmiyor. Bir ölüm kalım maçı değil çıkacağız, oyunumuzu oynayacağız. Bir de bir sezon derbi, büyük maç derbi değil, büyük maç kapanış e, günü Trabzon'da. Beşiktaş Galatasaray maçlarını geride bıraktı. Galatasaray maçını çok kötü bir performansla bıraktı efendim, Trabzonspor. O yüzden e, Trabzonspor kazanarak bitirmek istiyor. Fenerbahçe çeyrek final moraliyle bu yarışı çünkü 16'da Kasımpaşa Galatasaray maçı var. Oradan gelecek skor da önemli. Tabii ki sahaya kazanmak için çıkacak. Oradan muhtemelen bir galibiyet bir, gelecek. Ya Sayın çok zorlanacağını zannetmiyorum Kasımpaşa tarafında Net galibiyet Fenerbahçe'nin de amacı. Trabzonspor'un olduğu gibi. Evet Trabzonspor'a Fenerbahçe kaybederse puan veya puanlar artık o telafisi çok zor haftalara giriyoruz. Trabzonspor'un efsane oyuncusu Hami Mandıralı'dan Trabzonspor Fenerbahçe maçının kilit ismini ve favorisini açıkladı. Çok ciğerli, çok yürekli bir oyuncu. İşte Hami Mandıralı'nın derbi yorumu dev maçta saha içine odaklanılması gerektiğini söyleyen Hami Mandıralı, yılların iki ezeli rakibi karşı karşıya gelecek. Tabii Trabzonspor'un üçüncülük hedefi var, Fenerbahçe'nin şampiyonluk. Bu maçların skorunu bilmek veya söylemek çok zor. Kadro yapısı itibariyle Fenerbahçe'nin daha güçlü bir kadrosu var. Trabzonspor'un ise son haftalarda yükselen grafiğiyle e geçti var, onun performansı mutlaka bu maçta etkili olacaktır. Genel yapısıyla bakıldığı zaman Fenerbahçe şampiyon olmak istediği için mutlaka kazanması lazım. Nasıl bir oyun stratejisiyle oyuna çıkacak ve Abdullah Avcı buna nasıl cevap verecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Zor bir maç olacak çünkü yıllardan beri bu iyi büyük takım muhteşem mücadeleler veriyor sahada. Belki Trabzon belki Fenerbahçe yenmiştir ama sahada olan hep sahada kalmıştır. Dışarıya yansıyan hep futbolun çirkin tarafları olmuştur. Böyle bir görüntünün olmaması arzumuz sahada kim oynuyorsa o kazanır, dedi. Trabzonspor'un kazanmasını istediğini söyleyen Hami Mandıralı, çok zor bir maç olacağını ifade etti. Ben de Trabzonspor kimliğiyle Trabzonspor'umuzun kazanmasını isterim haliyle ama bu benim arzu etmemle olmuyor. Sahada oyuncular kendilerine yakışan performansı ortaya koyarsa, herkes kendine düşeni yaparsa çok kaliteli bir maç olacağını düşünüyorum. Şampiyonluğu etkileyecek bir maç. Mutlaka kazanmak isteyen bir Fenerbahçe var ama taraftarını mutlu etmek isteyen de bir Trabzonspor var. Son haftalarda Trabzonspor inişli çıkışlı bir grafik çizmesine rağmen bazı maçları güzel kazanıyor. Bazı maçlarda da istediği futbolu ortaya koyamıyor ve maçları kaybediyor. Özellikle Alanya Spor maçında oynadıkları futbol Trabzonspor takımına yakışmayan bir oyundu. Trezeget, Pepe, Mendy maça damga vuracak oyuncular. Uğurcan oynarsa onun göstereceği performans çok kıymetli. Oynamazsa diğer kalecimiz de elinden geleni yapacaktır. Çok zor bir maç olacak. Umarım sahada çok profesyonel davranır iki takımın oyuncuları. Hak eden de kazansın ancak gönlüm Bordo Mavi'den yana. Dedi. Fenerbahçe'nin dış saha maçlarındaki etkili performansına dair de konuşan Hami Mandıralı, bu Trabzon için geçerli olur mu bilmiyorum ama Trabzon spor çok güçlü bir camia ve futbol takımı aslında. 37 yıl sonra şampiyonluk yaşamış ve daha öncesinde farklı farklı duygular yaşamış bir camia. Bu camianın bir parçası olarak da Trabzonspor'da Fenerbahçe'ye bu maçta öyle çok kolay teslim olacak, performans düşüklüğü olacak gibi şeyler beklenilmemesi lazım. Fenerbahçe mutlaka kendi oyununu ortaya koyacaktır ama ona karşılık veren de bir Trabzonspor olacaktır. Kritik oyuncular vardır ya hani onların maçları olacak. Benim oynadığım dönemde de söylenen bir söz var, Atanla tutan iyi olacak. İki takımda da atan da tutan da iyi. Bu oyuncuların performansı sonuca etki edecek dedi. Trabzonspor Fenerbahçe maçında ön plana çıkmasını beklediği yıldızlarla ilgili görüşlerini söyleyen Hami Mandıralı, "Uğurcan tabii ki önemli isim. Kaleciler hep takımı ayakta tutanlardır. Aslında başrol oyuncuları onlardır. Onların kurtaracağı bir top 90 dakikaya yaydığınız zaman çok etkilidir. Ancak tabii ki bir tek onlar değil." Tirezeget, Pepe var. Pepe çok önemli bir oyuncu fakat sakatlığından dolayı çok faydalanamadık ondan. Pepe bu maçlarda öne çıkabilir. Gerçekten önemli bir oyuncu olduğunu öne koyabilir. Trezeguet'in son haftalarda yükselen bir performansı var. Oyun olarak demesek de gol bölgelerinde çok etkili şu an. Visca çok önemli bir oyuncu. Onun da ne yapacağı belli olmaz. Ancak Fenerbahçe'de de çok önemli oyuncular var. Fret orta sahanın vazgeçilmezi. Ancak orada bir de İsmail var. Çok ciğerli, çok yürekli ve Fenerbahçe'ye artılar sağlayan bir oyuncu. Tadiç çok önemli ve onun altını çizmek lazım. Her ne kadar oyun içinde etkili gözükmese de ayağında topu iyi kullanan ve Zeko'ya çok güzel paslar atan bir oyuncu. Şimanski son 6-7 haftadır belki çok etkisiz gözüken bir oyuncu ama dikkat edilmesi gereken bir kalite. Bu oyuncuların performansı tabii çok etkileyecek maçı. Cengiz Ündür alındı Fenerbahçe'ye çok büyük maliyetlerle. Bu tip maçlarda bu oyuncular öne çıkmalı. Diğer maçlarda attığını goller, oynadığınız oyun belki takıma puan getiriyor ama oyun olarak katkı sağlamıyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin oyuncu kadrosu ile Trabzonspor'u yan yana koyduğunuz zaman artısı var Fenerbahçe'nin. Ancak saydığım oyuncular da Trabzonspor'da devreye girerse gerçekten çok çetin bir maç olacak ve skorda umarım Trabzonspor'dan olacak diye konuştu. Futbolcuların oyunu çirkinleştirmeden sahada performans göstermesi gerektiğini belirten efsane Hami Mandıralı, ahlaklı oynayan oyuncuları dışarıda tutarsak seyirciye oynayan çok oyuncu var, büyük takımlarda sizden beklenen şey sadece çık oyunu oyna aslında. Sizin işiniz sahada top oynamak. Hakem değil, taraftar değil, yedek kulübeleri değil. Bunları sıkça görüyoruz Türkiye'de. Büyük takımlarda oynuyorsunuz, bunlar marka olmuş camialar. Oyuncular da o camialara yakışır şekilde futbol oynayıp kendilerini öyle sevdirmeleri lazım camialarına. Bunlardan biraz uzak görüntü içindeyiz şu anda. Bizim tek istediğimiz şu, iki tarafta çıksın, ne kadar özellikleri varsa o kadar sahada sergilesinler dedi. Trabzonspor'da derbide gözler Treze'ye gitti. Bordo mavililerde Abdülkadir Ömür'ün ayrılığı sonrası 10 numaralı formayı sırtına geçiren Trezeget son haftalara damga vurmuştu. Son 5 maçın 4'ünde skora direkt etki eden Mısırlı yıldız, Karagümrük karşısında 1 gol, 2 asistle zirve yapmıştı. 10 numara formayla coşan Tirezeget, Fenerbahçe karşısında da takımın önemli ismi olacak gibi duruyor. 29 yaşındaki sol kanat dev derbi öncesi teknik direktör Abdullah Avcıyla da özel olarak görüştü. Abdullah Avcı'nın kendisine güvenini dile getirdiği Tirezeget, derbide de takıma gol veya asist katkısı yapma peşinde. Trezeguet bu sezon ligde oynadığı 19 resmi maçta 8 gol atarken 4 de asist katkısı verdi.